Merhaba arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerle beraberiz. Aynı evde kalmaya başlayan Furkan ve Hakan odalarını aldıkları modüler giysi dolaplarını kurulumu yapmak üzere işe koydurlar. Furkan, modüler giysi dolabının kurulum kılavuzunu inceleyerek işe başlar. Kılavuza göre dolabın parçalarını sınıflandırır, kılavuzda açıklanan basamakları takip ederek parçaları birleştirir. Hakan ise modüler giysi dolabın paketi üzerindeki kurulu dolap bir resmine bakarak işe başlar. Kılavuza bakmaksızın parçaları birleştirmeye çalışır. Parçaları yanlış birleştirdiğini fark edip yaptığını söker, tekrar tekrar birleştirmeye çalışır. Burada Hakan'ın yaptığı dolabı dolap denilse, Furkan ise düzenli ve nizami bir dolap olarak karşımıza çıkartmış. İşlem sırasını takip etmek günlük hayatta da normal şartlarda da bizim için her zaman sıralı bir düzen hayatımızda olmalıdır. Matematik problemlerinde birden fazla işlemin olması durumunda bu işlemleri belirli bir sıraya göre yapmamız gerekir. Bu sıralamada aşağıdaki işlem öncesi sırasına dikkat edilmelidir. İşlem önceliği, üstü işlemler, parantezli işlemler, çarpma bölme işlemleri, ikisi varsa soldan sağdır. Burası çok önemli arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemleri, ikisi varsa soldan sağa doğru sıra takip edilir ama zaten herhangi bir şey değişmez, ama çarpma ve bölme de daha çok önemlidir. Bunu asla ve asla karıştırmayacağız. 7 bölü 15, 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 9 şeklinde bir ifade olduğunda önce çarpma işlemi yapılır, 3 ile 9 sadeleşecektir. 1 bölü 3, 1 ile 2 çarpılırsa 2, 3 ile 5 çarpılırsa 5 oldu. 7 bölü 15'i 2 bölü 15'ten çıkarttığımız zaman cevabımız 5 bölü 15 olacaktır. Hem çarpma hem çıkarma vardı. Yaptığımız işlemde ne oluyor? Öncelik çarpmada olduğu için önce çarpmayı daha sonra çıkartmayı yapıyoruz. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü 3 gizli birimiz vardır. Bir 3 bölü 1'i ters çevirip çarparız. Daha sonra 1 bölü 4 ile 1 bölü 3 çarptığımızda 1 bölü 3 eksi 1 bölü 12 olacaktır. Payda eşitliğini yaptığımız zaman 4 bölü 12'den 1 bölü 12'yi çıkartırız. Cevabımız 3 bölü 12 ya da 1 bölü 3, 1 bölü 4 olarak karşımıza da cevap çıkabilir. 2 artı 1 bölü 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Kesir çizgisi ana mevzumuz olduğu için önce üst tarafı daha sonra alt tarafı yapabiliriz. Birinci işlemde payda eşitleyip 8 bölü 4 artı 1 bölü 4 9 bölü 4 olur. Alt kısımda ise 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2'den payda eşitleriz. 6 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 5 bölü 2 oldu. Bölme olduğu için üst taraf sabit kalacaktır. Alt taraf ters çevrilip çarpılacak. Ya 9'da 2 çarpıp 18 bölü 20 yapıp sadeleştireceğiz 9 bölü 10 olarak, ya da önce sadeleştirip sonra işlem yapacağız. Büyük kesir çizgisinin pay ve payda kısmındaki işlemler ayrı ayrı yapıldıktan sonra sonuçlar birbirine bölünecektir. 2 bölü 5 bölü 7 bunun gizli biri vardır. 2 bölü 5 bölü 7 buranın gizli biri vardır. Sıralamada neye dikkat etmem gerekiyor? Ana kesir çizgisinin nerede olduğu benim için önemlidir. Ana kesir çizgisine göre üstteki ve alttaki pay payda bizim için rahat bir şekilde işlem yapılacaktır. Baktığımız zaman 2 bölü 5 bölü 7 bölü 1 ters çevrilip çarpılacak. 2 bölü 5 de 1 bölü 7 çarpılmış olacak. Ana kesir çizgisi 2'nin altında olduğu için 2 bölü 1 bölü 5 bölü 7 olacak. 2 bölü 1 sabit kalacak. 5 bölü 7 ters çevrilip çarpılacak. 17 bölü 5 olacak. 2 bölü 35 de 14 bölü 5'i toplamamız için payda eşitlememiz gerekiyor. Paydayı eşitledikten sonra da 2 ile 98 toplayıp 100 bölü 35 sadeleştirme yaptığımız zaman da 20 bölü 7 cevabımız çıkar. 3 eksi 3 bölü 2 eksi 0,3 1 bölü 3 bölü 0,2. Öncelikle ondalık sayıyı doğal rasyonel sayıya çevirip ondan sonra işlem yapmam gerekiyor. 0,3 dediğimiz 3 bölü 10, 0,2 dediğimiz 2 bölü 10. Çıkartma işleminde payda genişletmem gerekir. 5 ile genişletirsem 15 bölü 10'dan 3 bölü 10 çıkacağız. 12 bölü 10 kaldı. 1 bölü 3 ile bölmede ters çevirip çarpıyorduk.
10 bölü 2'yi çarpıyoruz. 10 bölü 6'dan 10 ile 1'i çarptım. 10, 3 de 2 çarptım. 6. 12 bölü 10 ile 10 bölü 6'yı ters çevirip çarptığımız zaman 12'yi 10'a, 6 ile 10'u çarpıldığı zaman 72 bölü 100, o da 18 bölü 25 edecektir. 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Kademe kademe işlem yaparız. Önce en ufak halinden başlarız. 1 artı 1 bölü 2'yi, o da bize 2 bölü 3 getirir. Sonra 1 ile 2 bölü 3'ü toplarız. 5 bölü 3 olur. 1 bölü 5 bölü 3'ten de ters çevirip çarptığımız zaman 3 bölü 5 olacak. Bu tür işlemlerde en alttaki işlemden başlayarak yukarı doğru işlem sırası takip edilecektir. 2 eksi 1 bölü 3. Payda eşitlediğimiz zaman 3 kere 2 6. 1 çıkarttığımız zaman 5 bölü 3. Bölü 3 kere 2 6. 1 eklediğimiz zaman 7 bölü 3. Üstteki sabit kalacak. Alttaki ters çevrilip çarpılacak. 3'ler gitti. 5 bölü 7 kalacaktır. 1 bölü 4 ile 2 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2 ile bölü 1 bölü 4 olarak karşıma gelmiştir. Burada çarpım durumundakini yaptım. 2 ile 4'ü sadeleştirirse 2. O zaman 1 bölü 6 olacaktır. Bölüyü çarpmaya getirip 4 bölü 1 yapabilirim. 4'ü 2'ye böldüğüm zaman da 2 olarak karşıma çıkacaktır. Payda genişletmem lazım ki 4 işlemi rahat bir şekilde yapayım. 1 bölü 6 eksi 12 bölü 6. Buradan da 1 eksi 12 eksi 11 bölü 6 cevabımız olur. 0,4 0,02 dediğimiz zaman burası 4 bölü 10 2 bölü 100. 4 bölü 10 çarpı şöyle yazalım. Üstteki sabit kalıyor. Alt ters çevrilip çarpacak. 100 bölü 2 bölü 3 bölü 4 sabit kalıyor. 2 bölü 1 ters çevrilip çarpılıyor. Önce burayı yapıyoruz. Dört de iki gitti. Üç bölü iki kaldı. Bir sıfır gitti. İki kaldı. 20 bölü 3 bölü 2. Bölmeyi ters çevirip çarpmamız gerekiyor. 20 bölü 1'de 20 bölü 1 çarpı 2 bölü 3. 2 kere 20 40 bölü 3 olarak cevap çıkar. Bir artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 4. Öncelikle en alttan işlem yapıyoruz. 4'te 1'i çarparız. 4. 1 eklediğimiz zaman 5 bölü 4. Tekrar yazalım. 1 artı 1 bölü 5 bölü 4. Ters çevirip yazmamız gerekiyor. 1 artı 4 bölü 5. 5, 4, 9 bölü 5 olarak gelir. 2, 1, 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı nokta nokta gidiyor. 21 bölü 19'a kadar. Burada sadeleştirme işlemlere baktığımız zaman buradan soldan sağa, soldan sağa, soldan sağa gidecek. Yukarıda 21, paydada da 2 kalacak. O zaman bu işlemde 21 bölü 2 cevabımız çıkar. 3 kesir çizgisi, ana kesir çizgisi burası. Demek ki 3 bölü 1 çarpı ters çevirdiğimiz zaman 5 bölü 2 olacak. Eksi. Ana kesir çizgisi burası. 3 bölü 2 sabit kalacak. 5 bölü 1 ters çevrilip çarpılacak. 15 bölü 2 eksi 3 bölü 10 oldu. Payda eşitlemem gerekiyor.
Burayı 5 ile genişletiyoruz. 75 bölü 10 eksi 3 bölü 10. O da 72 bölü 10 etti. 2'ye böldüğüm zaman da 36 bölü 5 edecektir. Rasyonel sayıların kareleri ve küpleri. 4 kişilik gruplara ayrılınız. 1 metrelik ipi ortadan 2'ye eşit şekilde kesiniz. Kesme sonucu oluşan parçaları tekrar ortadan 2'ye eşit şekilde kesiniz. O zaman böyle biliyorum. 1'i 2'ye kesersen 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi kesersen 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü 2'ye bölsem 1 bölü 8 diye devam edecek. Şöyle bölü. Ters çevirdik. Çarpma yaptık. Yani 1 bölü 2'nin 3. çarpımı oldu. Her kesmede yarım yarım karşımıza geliyor. Her kesim 1 bölü 2'nin 3. 1. kuvveti, 2. kuvveti, 3. kuvveti olarak gider. Eksi 1 bölü 2'nin 1. kuvveti eksi 1 bölü 2 ifade eksi 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı eksi ile eksinin çarpımı artı 1 kere 1 1, 2 kere 2 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi. 1 kere 1 1, 1 kere 1 1, 2 çarpı 2 çarpı 2 de 1 eksi 1 bölü 8 oldu. Kademeli olarak her kesim bir kuvvet olarak karşımıza çıkartıyor. Negatif sayılarda kareler pozitif oldu. Tek kuvvetler küpler ve kendisi negatif oldu. O zaman çift sayılar pozitif olacaktır. Tekler ise negatif olacaktır. Negatif kuvvetlerle. Aşağıda üstü ifade eden değerlerini bulalım. 2 bölü 3'ün karesi. Yani 2 bölü 3'ten 2 tane çarpım. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. O da 4 bölü 9. 1 bölü 4'ün karesi. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 1 bölü 16. Eksi 2 bölü 5'in karesi. Eksi 2 bölü 5 çarpı eksi 2 bölü 5. Artı 4 eşittir bölü 25. Eksi 6 bölü 7 ile eksi 6 bölü 7'nin çarpımı 36 bölü 49. 0 hariç tüm rasyonel sayıların karesi pozitif sayıdır. Negatif de olsa, pozitif de olsa her zaman pozitif olarak çıkıyor. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 8. 3 bölü 5'in 3. kuvveti 27 bölü 125. Eksi 2 bölü 3'ün 3. kuvveti eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için eksi 8 bölü 27. Eksi 4 bölü 3'ün 3. kuvveti de 3 defa çarptığımız zaman yine eksi 64 bölü 125. O zaman pozitif rasyonel sayıların küpü pozitif, negatif rasyonel sayıların küpü de negatif rasyonel sayılardır. Eksi 1 tam 1 bölü 3 3. kuvveti. Önce bileşik kestire çeviriyoruz. Yani 3 kere 1 3 1 daha. Eksi 4 bölü 3'ün 3. kuvvetinden bahsediyor. O zaman eksi 4 bölü 3 eksi 4 bölü 3 eksi 4 bölü 3 3 tane istediği için eksi 64 bölü 27 olacaktır. 3 bölü 4'ün karesi 3 kere 3 9 4 kere 4 16. Eksi 5 bölü 7'nin karesi eksinin karesi artıdır. 5 kere 5 25 7 kere 7 49. Eksi 2'nin küpü eksi 8 3'ün küpü 27. 1 bölü 4'ün 3'ü 1'in küpü 1 64. Bileşik kestire çeviririz 4 bölü 3'ün karesi de 16 bölü 9. Eksi 3'ün 3. kuvveti eksi 27. 5'in kuvveti 125. Eksi 1 bölü 5'in 3. kuvveti eksi 1. Üst tarafta 5'inki 125'ten eksi 125 olacaktır. Rasyonel sayı problemlerinde. Önce problem çözüm için plan yapılır. Çözümü kontrol ederiz. Problemi okuyup anlarız. Daha sonra yaptığımız plana göre problemi çözüp verilenlerde istenenleri belirleriz. Yukarıda problem çözme basamakları karışık olarak verilmiştir. Bu problemi çözebilmek için
bu basamakları takip edebileceğimiz sıra nasıl olmalıdır? Şimdi öncelikle çözümü kontrol etmek bizim için en son işlem olması gerekiyor. Problemin çözümünü yapacağım, plan yapmam gerekir. Problemi okumadan ve anlamadan herhangi bir şey yapmam gerekmez. Şimdi problemi okuyup anlarım. Sonra verilenleri ve istenenleri belirlerim. Daha sonra plana göre problemi çözerim. Problemin çözümü için öncelikle çözüm için plan yapıp sonra çözerim. Çözümü kontrol edip keyfime bakabilirim. Bu basamakları takip ettiğimiz zaman çok rahat bir şekilde ne yaparız? Keyfimize bakarız. Nakliye kamyonu gideceği yolun birinci gün 2/5'ini, ikinci gün kalan yolun 1/3'ünü gidiyor. Kamyon üçüncü gün 300 km yol alarak gideceği yere varıyor. Kamyonun 3 günde aldığı toplam yol kaç kilometredir? Şimdi birinci gün 2/5'ine gidiyor. Ne vermişler, ne okuduğumuzu anladık mı bakalım. İkinci gün kalan yolun 1/3'ünü. Üçüncü günde 300 kilometre gidiyor. Bizden bu kamyonun 3 günde aldığı yolun kaç kilometre olduğumuz isteniyor. Bir model üzerinde kamyonun 1 ve 2. gün toplamda yolun kaçta kaçını gittiğini bulalım. Modeli çizdiğimiz zaman öncelikle 1. gün 2/5 ise 2/5'i, kalan yolun 1/3'ünü gittiyse bir tarafı ve 3. günde 300 km bitirdiği oldu. Şimdi burada o zaman 3. gün 300 ise 1 birimlik 150 olacaktır. 150 ile 5'i çarptığımız zaman yolun tamamı 750 olarak karşımıza gelecektir. Ya da normal şekilde yolun 2/5'ini gittiyse kalan yol 3/5'tir. 3/5'in 1/3'ünü gittiği zaman ne olacaktır? 1/5'i daha gitmiştir. 2/5 gitti. 1/5 gitti. Toplamda bize kalan 2/5 oldu. 2/5'in yolumuz 300 olacağı için de 2'ye bölüp 5 ile çarparsak yine 300 kilometreyi bulacağız. Burası 300 ise tek tek 150, 150, 750 olarak karşımıza çıkar. Çözümü kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz zaman 750'ye 2/5'ini çarparsak 300, 300 çıkarsa 450, 450'nin 1/3'ü 150. Şöyle baktığımız zaman şurası 300'dü. İkinci gün 150 idi ve kalan yolda yine 300'dü. Üçüncü günde kalan yolu buluyoruz ve problem doğru şekilde çözülmüş oluyor. Denizin maaşı 3600 TL. Deniz maaşın 1/4'ünü mutfak masrafına, hemen 3600'ün 1/4'ünü bulabiliriz. 900 eder. 1/3'ü 1200 eder. 1/12'si 300 eder. Bunları toplayıp maaştan ne kadar kaldığını 3600'den çıkartabiliriz. 1200 lira para kalacaktır. Bakın şunları topladık. 2400 harcadı. 3600'den çıkarsa 1200 cevabımız olur. Ya da bu harcamaları maaşının 1/4'ü, 1/3'ü, 1/12'sini toplasak, payda eşitleyerek toplarız. 8/12'sini harcamıştır. 3600'ün 8/12'si, bakın 2400, tek tek bulmak da yapılabilir. Daha sonra 3600'den 2400 çıktığımız zaman 1200 lira olacaktır. Yakıta maaşın toplam 8/12'sini harcamışsa geriye maaşın 4/12'si kalmıştır. 3600'de 4/12'yi çarptığımız zaman da yine 1200'ü bulacağız. Bir araç 480 kilometrik yolun birinci gün 1/5'ini, ikinci gün kalan yolun 1/2, üçüncü gün ise 1 ve ikinci günden kalan yolun 1/4'ünü gitmiştir.
O zaman birinci gün 1 bölü 5'ini yaptıysa 96 kilometre gidecektir. Kalan yol 480'den 96 çıktığım zaman 384. Çünkü burada kalan yolun 1 bölü 5'ini, pardon, 1 bölü 2'sini diyor. 384'ün 1 bölü 2'si de 192 oldu. Şimdi 96 gitti, 192 gitti. Daha sonra 384'ten 192 kalmıştı. Bu 192'nin son günde 1 bölü 4'ü, yani 48'i gitti. Ne kadar o zaman kaldı? 192'den de 48'i çıkartırsak 144 kalan yol olacaktır. Yeni aldığı kitabı okumaya başlayan Gülten, ilk gün sonunda kitabın 2 bölü 5'inin 1 bölü 3'ünü okumuştur. 2 bölü 5'in 1 bölü 3'ü demek bu ikisini birbiriyle çarpmak anlamındadır. Gülten okunacak 52 sayfası kaldığına göre bu ikisini çarptığım zaman 2 bölü 15 okudu. Okumadığı sayfada ne olacaktır? Bir bütünden çıkarttığımız zaman, yani 15 bölü 15'ten 2 bölü 15'i çıkartacağız. Bu da 13 bölü 15 olacaktır. 52 sayfaya denk geliyormuş. 13 bölü 15. Burada yazdığımız gibi. 13 bölü 15, 52 ise öncelikle ne yapıyoruz? 15 ile çarpıp 13'e bölüyoruz. O zaman kitabımız 60 sayfa olarak karşımıza geliyor. Ailesi için yemek yapacak olan Merve, manavdan 2 tam 2 bölü 3 kilogram domates, 1 tam 1 bölü 5 kilogram biber, 3 kilogram da patlıcan alıyor. Burayı düzenlersem 3 kere 2 aldı 8 bölü 3. İşlem yapacaksam bileşikte daha rahat hareket edelim. 5 1 daha 6 bölü 5. Domatesin kilosu 3 TL, biberin kilosu 5 TL'dir. 8 bölü 3'te 3 liraya çarparım. 6 bölü 5'te 5 TL'ye çarparım. Sekiz bölü 3'ü 3'ü 8 lira ödüyoruz domates için. Biber için de 6 bölü 5'ten 5 ile çarpınca 6 lira ödüyoruz. Toplam 14 lira ödedik. Toplam manava 27,5 lira para vermişiz. O zaman 27,5 paradan 14'ü çıkarttırsak bizim 3 kilogram patlıcanımıza mı eşit olacak? Onu bulduk. 27'den 14'ü çıkarttığımız zaman. Ve bu 3 kiloluk patlıcan olduğu için 27 bölü 2'yi, kalan paramızı yani 3'e bölmemiz gerekiyor. 3 bölü 1'den ters çevirip çarparız. 27 bölü 6, yani 4,5 lira para edecektir. 2 bölü 7'si su dolu olan bir su variline 6 litre su eklenince varilin yarısı doluyor. Varilin tamamı kaç litre su alır sorusuna baktığımız zaman 2 bölü 7'si dolu olan bir su variline 6 litre su eklenince varilin yarısı dolduğuna, yani burası oluyor. Varilin yarısından 2 bölü 7'yi çıkarırız dolu olduğunda. O zaman 1 bölü 2 eksi 2 bölü 7 paydalar eşitlenir. 7 bölü 14'ten 4 bölü 14 çıkartılır. 3 bölü 14 kalır. Varilin 3 bölü 14'ü 6 litre olacaktır. Yani burası 3 bölü 14 oldu. O zaman varilin tamamını istediği için 6'yı 3 bölü 14'e böldüğüm zaman 6 çarpı 14 bölü 3'ten 28 litrelik bir varil karşımıza çıkacaktır. Yirmi bilyesi olan Serkan, bilyelerin 2 bölü 5'ini kardeşine verdiğine göre kaç bilyesi kalır? Kardeşine 2 bölü 3 veriyorsa kendisinde 3 bölü 5 kalacaktır. Serkan'ın 20 bilyesi varsa 20 bölü 1 ile 3 bölü 5'i çarparsak 20 ile 5 sadeleşti. 4, 4 kere 3, 12 bilye kalır. Sıla'nın kalemlerin 3 bölü 8'i 24 tane. Sıla'nın 3 bölü 8 kalemi 24 tane ise demek ki Sıla'nın kalemini bulmak için 24'ü 3 bölü 8'e bölmem gerekiyor. 24 bölü 1 çarpı 8 bölü 3 dersek 3 ile 24 sadece 8, 64 karşımıza çıkar. Yandaki dikdörtgen uzun kenarın uzunluğu 18, kısa 6. Uzun kenarın uzunluğu 5 bölü 6'sı kadar arttırıldığında, yani 18 5 bölü 6 ile çarptığımız zaman 3, 5, 15 artar.
18, 15 arttığı zaman 33 oldu. Yeni dikdörtgen alanını hesaplayınız. Yeni alan 33 ile 8'in çarpımı olacaktır. O da 264 santimetre kare eder. Hulusi amca 60 litrelik zeytinyağının 3 bölü 4 litrelik şişelere dolduruyor. Yani 60 litreliği 3 bölü 4'e bölecek. 60 bölü 1 çarpı 4 bölü 3. 240 bölü 3'ten 80 şişeye ihtiyaç vardır. Canan kendisi 4 arkadaş karışık meyve suyu hazırlar. Canan bu karışıma 1 litre portakal suyu, 1 bölü 4 litre nar suyu, 2 bölü 3 elma suyu koyar. Toplayalım bunların. 4 ile 3 ile bizli biri var 12 ile. 12 bölü 12 artı 3 bölü 12 artı 8 bölü 12'den 23 bölü 12'lik bir karışım oldu. Hazırlanan karışım eşit şekilde paylaştırıldığında çocukların her birine kaç litre meyve suyu düşer? Demek ki Canan ve 4 arkadaşı varsa 5 kişi var. Bunu 5 kişiye bölmem gerekir. Ters çevirip çarparsa 23 bölü 12 çarpı 1 bölü 5, 23 bölü 60 karşımıza çıkar. Bir top 60 metre yükseklikten bırakılıyor. Top yere her çarptığında bir önceki seviyenin 2 bölü 3 kadar yükseliyor. Top 3. kez yere değdi çarptığında yerden kaç metre yükselir? 60'ın 2 bölü 3'ünü birinci çarpışta yükselecektir. 120 bölü 3 40 eder. Burası 40 etti. 40'ın 2 bölü 3'ü 80 bölü 3 eder. Burası 80 bölü 3 oldu. Birinci çarpış, ikinci, üçüncü istiyor. 80 bölü 3'ün 2 bölü 3 çarpışı 160 bölü 9 eder. Demek ki burası 160 bölü 9 edecektir. Ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz.